Dördüncü bölümde 2K15'te evim dediğim, bana şans veren tek takım olan Charlotte Hornets'e karşı mücadele edeceğiz. Ama önce ligin durumuna bir göz atalım. Kim neler yapıyor bakalım. Bir dakika, ligin sayı kralı Luka Doncic 43 sayı ortalamayla oynuyor şu anda. Tamam, lig yeni başlamış olabilir ama garip bir istatistiğe sahip. Dün 73 sayı attı babalar bu adam. Bak, adama burası Avrupa değil, NBA'de yılın çaylağı olamazsın dedim. Her gün başka bir şekilde göt ediyor beni. Bu ne ya? Madem efsane olma yolunda ilerliyoruz, bütün efsaneler gibi antrenmanlara önem vermemiz lazım. We're talking about practice. Arada maç aralarında takım antrenmanları veya bireysel antrenmanlar yapabiliyoruz. Bu da rozetlerimizi geliştiriyor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Ben özel smaçlarımı geliştirmek istiyorum. Bunun için sağ analoğu yukarı aşağı yapıp basılı tutuyorsunuz. Tabi boşken yeşil boşluğu çok yüksek oluyor ama önünüzde birisi varken daha da problem oluyor bu. O yüzden antrenmanlara devam baba. Önüme Jeff Green'i koydular. Dedem kaç yaşında? Oğlum bu adama bunu niye yaptırdı? Amca! Amca! Yine bir smaç antrenmanı yapacağım. Ama bu var ya, gerçek hayatta yapmayı en çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Belki boyum kısa diyedir oyunculara göre ama zaten rebound almayı falan çok severim oyunda. Ama şu takip smacı, putback dunk denilen şey, ulan gerçekte bir kere yapmayı çok isterdim ya. Bireysel antrenmanımızı yaptık ve artık maç zamanı. Karşımızda Charlotte olacak. Onların da spikerleri çok iyi gerçekten. Başka bir görevimiz yoksa direkt sahaya geçelim. NBA 2K15'te gerçek The Kid'in evi olan Charlotte Hornets'e karşı Alperen Şengül'ü bekleyen yeni The Kid, yeni takımıyla birlikte karşı karşıya gelecek. Hey. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekleyecek Houston'ın evinde. Efsaneliğe giden yolda bir maç daha başlıyor ve maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Hava atışını Landale aldı. Alperen Şengün'ün yokluğunda şu ana kadar hiç fena gözükmüyor ama tabii Alperen geldiğinde bambaşka bir takım olacak Houston Rockets. Şimdi Jalen Green. Maça onun üzerinden bir setle başladı Houston. Jalen Green Kayra'yı gördü. İlk atış el üstü oldu. İsabet yok. Bu benim en sevdiğim setlerden bir tanesi. Jalen Green yine yarıda kesmezse çok güzel bir set izleyeceğiz. Şimdi Dylan Brooks topu Kayra'dan aldı. Jalen Green içeride, sonunda oynadık şu seti be. Bazen alıyor topu direkt şut atıyor Jalen Green. O yüzden oynayabilir miyiz diye düşündüm ama çok iyi alley-oop seti. İki tarafta çok yavaş başladı maça. Landale perdeyi yaptı. Bir ters eşleşme var orada. Jalen Green, Allah'ım yarabbim. Kanka bilerek mi yapıyor anlamadım. Sette açıktı orada bakın. Herhalde Kayra'dan başkası sayı atmayı düşünmüyor Houston'da. Jalen Green bakalım şimdi ne yapacak? Attığı şuta bak. Yani girdi de bununla ömür geçmez abi. Bu saçımı beyazlatacak benim. Takımdaki herkese bir şans vereceğim set açarak. Mesela Dylan Brooks'a oynayalım bu seti. O bir ikili oyun oynasın derken Kayra bomboş kaldı ve üçlüğünde isabeti buluyor. 11-7, 9 sayı ondan. Dylan Brooks. Yine ikili oyun oynayacak o. O ikili oynadığında yandan çok yardıma geliyorlar ve tepe bomboş kalıyor. Kayra bir üçlük daha. Şimdiden Mamba takeover'ı geldi. Adamlar hiçbir şekilde set veya bir sistemle oynamıyorlar ama maça hala ortaklar. Gordon Hayward top kaybı geldi. Ondan Dylan Brooks topu çaldı. Kayra hızlı hücumda içeri girdi ve çifteliğiyle smacı basıyor. Daha ilk yarı bitmedi ve hiçbir problem olmamasına rağmen, hani faul problemi de yok, İki kere kenara geldi Kayra. Houston koçu biraz süreleri değiştiriyor gibi derken oyuna girer girmez bir üçlük daha geldi ondan. Fred VanVleet'in asistinde. Ama umarım Dylan Brooks, Landale, Jabari Smith, Fred VanVleet artık birileri yardıma gelir bu skor konusunda. Smith bir Arda Biçan turnikesi gökdelen katından turnikeyi bıraktı. Şimdi Fred VanVleet. O bir numarayken Kayra ikiye geçiyor. Oo, bilekler gitti orta mesafe. Ah be. İkinci yarının başındaki istatistikler Doncic'in yarısı bile değil.
O yüzden biraz vitesi arttırmamız lazım. Jabari Smith çok güzel perde yaptı. İçeride! Araya girdi. Hadi biraz tempoyu yükseltelim. Rüzgar arkamızda. Jabari Smith at artık. Kayra bomboş. 20. sayısı geldi. 49-43 yapıyor. Alperen geri geldiğinde şu oyunları öyle bir oynarız ki. Bir de Landale'a bak. Ne yapıyorsun abi? İkili sıkıştırma var. Köşede Jabari Smith bomboş. Jabari Smith Junior. Üçlüğünde isabeti buluyor. Hücum süresi dolmak üzere. Charlotte Hornets adına Richards el üstü atışında isabet yok. Jalen Green reboundu aldı ve takım takeover'ımızı açtık. Normalde herkesi kontrol edebiliyorduk ama onu ayarlardan açmamışım galiba. Ben ilerleyen bölümlerde mutlaka açarım. Çünkü böyle olduğunda bütün takımı kontrol edebiliyor olmamız lazım. Eason, Jalen Green 24 saniyenin bitimine 5 saniye kala ikili sıkıştırma geldi. Jalen Green üçlüğünde isabet var. Hayret. Maç kritik bir sona doğru ilerliyor. Fred VanVleet. Buradan da bir sayı bulalım. Takım takeover'ımız varken yine ikili sıkıştırma geldi Kayra'ya. Jalen Green'i çok güzel gördü. Jalen Green kaçırmıyor bu maç. Yine iki istatistiğinde çift taneye çıkması anlamına gelen double double'ı yaptı Kayra Poyraz. 24 sayı 12 asistle şu anda. Çok iyi savunma geldi Charlotte Hornets'ten. Jalen Green neredeyse top kaybı oluyordu. Köşede Jabari Smith Jr. Bugün Jabari MVP diye oynuyor. Burada bir sayı bulalım. Köşede Dylan Brooks alır almaz. Üçlüğünde isabeti bulamadı bu sefer. Şimdi Smith. Bridges içeriye girdi. Oh! 80-77 Toyota Center'da. 24 sayı 13 asist 5 reboundla Kayra. Jabari Smith perde yaptı. Jabari Smith molayı aldırıyor. Charlotte Hornets bir mucize peşinde şu anda. Terry Rozier. Fark 5 sayı son 20 saniye. Süre onların düşmanı şu anda. Rozier topu getirdi. Köşede Smith atışı isabetli değil. Bir anlık boş kalmıştı ama değerlendiremedi. Ve neyin faulünü yaptı Charlotte bilmiyorum ama en azından Kayra 2 sayı daha ekleyecek istatistik kağıdına. Ve bu sayıyla birlikte 86-79 oldu. Kendi evimizde bir galibiyet daha alıyoruz. Jabari Smith iyiydi. Jalen Green iyiydi. Umarım bu şekilde devam eder. Charlotte topu da tutmadı ve kaybettiler. Keşke LaMelo Ball da olsaydı ya. O zaman bak çok daha farklı olabilirdi sonuç ama iyiyiz. Galibiyeti aldık. Listede Wembanyama'yı geçmeye daha çok var. Bir de yendi ya bizi. Tanıdığımız bir adamın yanına gidiyorum. Instagram'da bayağı popüler Little Shooter diye bir adam her yere şut atıyor. Onunla birlikte çalışıp şutlarımızı geliştireceğiz. Tabii bize öyle dikenli potaya şut at falan demiyor. Biz burada bazı yerlerimizi seçip oraları sevdiğimiz yerler yapabiliyoruz ya da sevdiğimiz yerleri ölümcül yerler yapabiliyoruz. Kendi seçtiğim iki yerden 10'ar tane şut attırıyor bize. 7'sini 8'ini attığınız zaman orası gelişiyor. Normal hot zone'larınız yani sevdiğiniz yerler ölümcül yerlere, normal olan yerlerse hot zone olarak değişiyor. Bu bayağı iyi. Her bölümde karakter gelişimini de sizlere göstermek istiyorum. Karakterimizin istatistikleri, yetenekleri şu anda bu durumda 91 güce ulaştık. Sırada Sacramento Kings maçı var. Normalde bu maçı geçip direkt önemli maça ilerleyebiliyoruz. Ama ben her takımla en azından bir maç atmış olmak için ve Sacramento'yu da çok sevdiğim için onlarla bir maç yapmak istiyorum. De'Aaron Fox gibi, Sabonis gibi güzel yetenekler var. Alperen'in de gelmesine az kaldı. Yanlış görmediysem De'Aaron Fox da sakat. Bir önceki maç LaMelo sakattı. Bizde Alperen Şengün sakat. Ne oluyor abi NBA'de tam olarak? Nasıl bir antrenman yoğunluğu var? Ne yaptırıyorsunuz? Herkese 400 kilo bench press mi yaptırıyorsunuz anlamadım. Herkes bir yerlerini kırmış. Malik Monk. Şimdi Jalen Green'le birebir oynadı ve iyi savunma geldi Jalen Green'den. Takım gittikçe Maçta 1,5 dakikadır sayı yok. Tuğla üstüne tuğla atılıyor. Houston dunk. Sacramento dunk. Bakalım açılışı kim yapacak? Dylan Brooks. Güzel bir set oynayalım. İkili perde alacak. Kayra Poyraz bomboş. Maçın ilk sayısı üçlükle geliyor ondan. Bu maçta da şimdiden triple double'a böyle minik bir göz kırpma var.
3 sayı 4 asist 2 reboundla. Davion Mitchell arkamdan kaldı. Yeşil ihtimali o kadar düşüktü ki. Davion Mitchell poster listesine hoş geldin. Ben bu adamı eskiden Donovan Mitchell'ın kuzeni, ne bileyim kardeşi sanıyordum. Değilmiş galiba. İkisi de NBA'de, soyadları aynı, oyun tarzları az çok hani benziyor falan ama hiçbir bağlantıları yokmuş. Bu arada Whitmore Kayra'yı gördü, aldır almaz. 9 sayı 5 rebound. Pardon, 5 asist 2 rebound oldu. Şu takımın yayılmasına bakar mısınız abi sahaya? Ancak ikili oyun çağırırsam böyle köşelere gidiyorlar. Jabari Smith 5 saniye 4 saniye. Köşede Fred VanVleet biraz ona kaldı ama Fred VanVleet Drake üçlüyü gönderiyor. Jaren Fox'un olmadığı bir ilk yarıda nasıl gerideyiz bilmiyorum ama biraz daha gaza basmak lazım. Jabari Smith yine ikili oyun oynadık onunla, klasik oldu artık. Kayra ve Jabari ikilisi Alperen gelmeden yardırıyor. Çok rebound alamıyoruz sadece bu aralar. Belki savunma yapmadığımızdan ötürü de olabilir takım halinde. Köşede Dylan Brooks alır almaz bomboş. Dylan Brooks maçı eşitledi. Laf atma abi kimseye bak. Kimseyi uyandırma Dylan Brooks. Senden tek isteğim bu. Aman diyeyim baba. Mitchell, Sabonis. İyi savunma geldi Jabari'den. Eason rebound'u aldı. Jabari var ya harbiden. Böyle en çok gelişme gösteren oyunculuğa falan oynuyor Alperen yokken. Şimdi onunla ikili oyun oynayacağız tekrar. Jabari içeriye girdi, dikkatleri çekti. Eason köşeden. Eason oğlum. Eason. Eason. Zor şut. Süre biterken atışında isabet yok. Rebound'u aldık. Triple double'a kaldı. 4 rebound. Şimdi Jabari. Onunla ikili oyun oynamaya bayılıyorum gerçekten. Dışarıda Fred VanVleet bomboş. 14. asist oldu Kayra'nın. Bu Malik Monk bazen öyle şeyler yapıyor ki ben çok beğeniyorum ya. Beğendiğim bir oyuncu kesinlikle. Şimdi Mitchell içeriye girdi ama Jabari Smith her yerde, inanılmaz. Dylan Brooks hızlı hücumda Kayra'yı gördü, alır almaz üçlüğünde isabet var. Rüzgarı arkamıza aldık ama Jabari'ye yazar hocam. NBA sözlüğünde artık clutch diye geçen kritik dakikalardayız. Jalen Green, at lan bunu. Bomboş hadi Jalen Green. Tamam bir şey demiyorum, olabilir, bir tane kaçırabilir. Malik Monk. Mitchell. 6 sayı öndeyiz kendi evimizde. Sabonis. Ona yardıma gitmek lazım derken tabii Malik Monk'u boş bırakmamak lazım hocam. Az önce bahsettim ondan. 78-75 fark 3'e düştü. Bu arada Kayra'da da bir rebound sonra triple double göreceğiz. Şimdi Jabari Smith çok güzel perde koydu yine. Jabari Smith! Şapkadan tavşan çıkarmak lazım. Son 3 saniye, 2 saniye. Jalen Green'e satamadık. O son topu Malik Monk ama savunma burada. Rebound'u Kayra alsa iyiydi triple double için ama en azından savunmayla o top kaybını affettirdi. Şimdi kritik hücum. Mitchell gerisinde kaldı ve içeriden turnikeyi bırakıyor. Yalnız ortada el değiştirdi. Mitchell kaçır lan bunu. Mitchell kaçırdı ve triple double geliyor Kayra'dan. 22 sayı, 18 asist, 10 rebound. NBA'ye inanılmaz bir giriş. Jabari de sayıyı buluyor. Takım gittikçe oturuyor abi. Sacramento'ya bir minik T-Mac lazım. 35 saniyede 13 sayı değil ama en azından bir şeyler yapmaları lazım derken Sabonis de çok yanlış bir tercih kullandı orada. Blok yedi Kayra'dan. Şimdi Dylan Brooks içeriye girdi, dışarıyı gördü. Jabari Smith orada bir ters eşleşme vardı ama onu kullanmıyoruz galiba. Ya da ikili oyun oynayalım onunla. Şimdi Jabari yine çok güzel perde yaptı. Dışarıda Eason bomboş, at bunu Eason. Çok Eason. Yeter artık. Bu kanalın izleyicisi 3 yıl boyunca bu maçı neden bıraktın tarzı şakalara maruz kaldı. Eason'ı da, hatta Eason'ı da kaldırır diye düşünüyorum. Ve fişi çekiyoruz yavaş yavaş. Top kaybı geldi Mitchell'dan. Şimdi Eason perdeyi yaptı. Birebir oynuyoruz Mitchell'la. Dışarıda Jabari Smith boş. Tekrar bizi gördü. Bir frene basalım. Süre bizim dostumuz. Eason perdeyi yaptı. Şimdi içeride. Dışarıyı gördü Dylan Brooks. Üçlükte fişi çekiyor. Bu rakipler niye hiç top tutmuyor abi? Ne yapacaksın Harrison Barnes? Ya, skora mı oynadın iddiadan? Ne bu?
Ben tutarım abi. Ben tutarım. Saygıdır bu. 90-79, 11 sayı farkla kendi evimizde bir galibiyet daha alıyoruz. Ve Kyra triple double yapıyor. Ensendeyim Wemby. Yolun yarısına geldik. Geliyorum geçmeye seni. Az kaldı. Yeah, you got off to a great start. Can't deny that. The kid's got some talent. KD bile böyle konuştuysa oluyor bir şeyler. Şimdi Sacramento ile bir maçımız daha var. Yeni yendik. O yüzden o maçı geçelim. Bu maçı oynamak lan dur. Ne yaptın? Abi 3-4 tane maç geçti. Oo! Lakers maçı, New Orleans, Denver maçı. Neyse Lakers'a bir daha var da Denver'la da bir daha var. Lan bunları niye geçtik ya? Bir de maçların hepsini yenildik. Yine Kyra triple double yapmış. Jalen Green nerede ne yapıyor o esnada? Burada da bir triple double var. Jalen Green burada atmış ama yine yenilmişiz. Aa bu olmadı ya abi. Jokic'te ooo ne yapmış ya Jokic? Vallahi bireysel olarak hala aynı gidiyoruz ama playoff potasının dışına itildik bu 3 mağlubiyet yüzünden. Clippers maçına geçeceğiz abi, ben ulan bir maçı geçmek istedim ben ya Sacramento ile yine oynamayalım diye. Ama bu maç çok keyifli olacak. Karşıda Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Paul George gibi yıldızların olduğu Los Angeles Clippers'a karşı NBA'in yeni formatı olan sezon içi turnuva karşılaşmasında onların karşısında olacağız. Sahalar birazcık garip. Ben ısınıyorken biraz bahsedeyim. Bayağı bildiğiniz böyle normal sezonda da oyuncular ciddiye alsın, bir ödül koyalım diye böyle farklı bir sistem yaptılar NBA tarihinde ilk defa. Gerçekte Lakers kazandı. Burada bakalım kim kazanacak. Sahalar oyunda yapmaya çalışılıp başarılamayan sahalar gibi. Pro-AM sahasındakiler gibi. Ama çok göz yormuyor. Umarım sizin de yormaz. Oynayalım. Farklılık güzeldir ya. Ben bir yandan sizle konuşurken böyle garip şutlar deniyorum. Ama bunların aslında girmesi önemli bizim için. Çünkü ne kadar iyi ısınırsak o kadar iyi başlıyoruz aslında maça. Yeni bir şut stili yaptım ben de. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekleyecek bugün. İsim değişikliğinin üzerinden aylar yıllar geçse de buraya Crypto.com Arena demek benim içime el vermiyor. O yüzden Staples Center'da Clippers'ın evinde sezon içi turnuvada Clippers'ın konuğu olacağız. Russell Westbrook'u yakından savunmayı düşünmüyorum. Çünkü bir Lakers taraftarı olarak onun bizde nasıl şutlar kaçırdığını gördüm. Tabii ki de gereksiz yüklenildi bu arada üstüne onun ama Clippers da şu an çok daha mutlu ama... Onu uzaktan savunmak çok da yanlış bir tercih olmayacak gibi bu maç boyunca. Şimdi birini geçsek diğeri gelecek. Dylan Brooks smacı bastı. İnşallah kavay. Westbrook'u savunmadığımızdan her yere ikili sıkıştırmaya gidebiliyoruz derken Russell Westbrook'un Stephen Curry'e dönüştüğü bu maç HD izle, Sam izle, 4K izle. Hadi bakalım. Russell Westbrook Kyra'yı savunuyor şimdi. Bu arada James Harden nerede? O da mı sakat? Oğlum ne lanetli bir NBA sezonuna başlamışız lan. Her takımda en az bir tane önemli oyuncu sakat şu anda. Dylan Brooks. Fake'ine cevap aldı Kyra Poyraz. İçeriye bel arkası yaptı ama Zubat'tan çok iyi blok yedi. Şimdi Kawhi Leonard hızlı hücumda. Paul George köşede bomboş atışında isabeti bulamadı. Kawhi Leonard. Bir ara yarı zamanlı NBA oyuncusuydu biliyorsunuz. Canı sıkıldığında geliyor, maç kazanıyor, gidiyor. Röportajlarda da diye gülüyor. Garip bir abi. Kazanan bir adam ama. Russell Westbrook. Kyra'nın karşısında. Şimdi Jabari Smith'le yine ikili oyunu oynayacaklar ama böyle bir pas var mı? Bu bölümdeki ilk iki maça nazaran çok daha hızlı, çok daha güzel başlayan bir maç oldu bu. Sezon turnuvası olduğu içindir belki de ama Kyra Poyraz'ın şu ana kadar sayısı yok. 4 asist, 7 rebound, 3 top kaybı var. Tabii bir tarafta Kawhi Leonard, bir tarafta Paul George, Westbrook da iyi savunur. O yüzden zor oluyor bu takıma karşı sayı atmak ama içeriye girip ilk sayısını zor da olsa buldu. Güzel olmak zorunda değil, sayı sayıdır hocam, yapacak bir şey yok. Yani korktuğumuz şey başımıza geldi. Bay Pençe, Kawhi Leonard savunuyor bizi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Dördüncü top kaybımız oldu. Kawhi Leonard içeriye girdi. Bir de faul, basket, bir de faul hatta. Bununla birlikte üçüncü faulümüzü aldırdı. Kenara geliyoruz. Ve fark açıldı, eyvah. Erkenden faul problemine girmenin şöyle bir avantajı olabilir.
İkinci yarıda çok daha fazla süre alacağız anlamına geliyor. Burası Westbrook. Burayı terk et bloğu geldi. Powell atışında isabet yok. Jabari Smith Jr. aldı reboundu. Şimdi ikinci yarıda sürekli sahada olmamız lazım. Kenara gelmememiz lazım ki bu maçta geri dönüp galibiyeti alabilelim. Westbrook sürekli zıplıyor. Üçlükte bomboş kaldı Kyrie. Üçlüğünde isabet var. 7 sayı, 7 rebound, 5 asist oldu. Westbrook'u da savunmak lazım artık ya. Yoksa atacak yani. Westbrook içeride bir blok daha yedi. Hatalı tercihlere sürüklememiz lazım onları. Dylan Brooks alır almaz. Kawhi Leonard'ın elinin üzerinden isabeti buluyor. Çok ilginç bir istatistik var sağ üstte. 7 sayı, 7 rebound, 7 asistle oynuyor Kyrie Poyraz. Şimdi Jabari ile ikili oyun oynayacaklar. Westbrook yine gerisinde kaldı. İçeriye girdi. Sert bir faul ve basket bir de faul. Bir de atış kullanacak. Üçüncü çeyrekte çift hanelere geçmek için. Ve izlemiyorlar ki. Kyrie'nin eli yanıyorken bu hücumlardan boş dönmemek lazım. Eason çok güzel perde yaptı. Orta mesafeli atışında isabeti bulamadı Kyrie. Şu anda NBA kariyerinin henüz başında ama kötü bir maç geçiriyor derken of! Kawhi Leonard'a yılın bloğu geldi Kyrie'dan. Jabari Smith gir içeriye. Alley-oop atsaydı keşke ama Jabari Smith tamamlıyor. Geriye çekilerek atışında isabet yok. 9. reboundunu aldı Kyrie Poyraz. Triple double yine gelebilir. Jeff Green perdeyi yaptı. Dışarıda Fred VanVleet. Sakin olalım. Ya, o blok şu ana kadar bu sezonun en iyi bloğu olabilir. Hatta kariyer serilerinin en iyi bloğu olabilir. Kyrie bomboş öne geçiyor Houston. 16 sayı oldu. Paul George topu getirecek Clippers adına. İçeride Terrence Mann smacı basıyor. Hücum süresi bitmek üzere Houston adına. İkili oyun. Tate dışarıda Jalen Green'i gördü. Aksam bunu. Kaçırdı. Çalıştık bunu. Bunun antrenmanını yaptık bugün. Artık her hücum kritik iki takım adına da 5 sayı öndeyiz. Jeff Green perdeyi yaptı. İçeri girecek. Bir kere daha Panya'dan pas. Kim bu çocuk? Steve Nash mi? Smaç yarışması mı bu? Ama Remy var yanımızda. Bıraktım abi Westbrook'u ben. Atma lan bunu Westbrook. Kaçırmıyor. Helal olsun vallahi ne diyeyim. 84-82 yaptı durumu. Russell Westbrook'un da şu an alev aldığını görebiliyoruz. Fark 2 sayı. Dışarıda Jalen Green. Aman diyeyim Jalen Green. Şu an şaka yapılacak an değil. Jabari. Gel biz seninle ikili oyun oynayalım abi. Yalnız benim şutumu boş bırakıyor Westbrook bayağı. Riske etmek değil bayağı bomboş bırakmak. Alır almaz. 3 isabetli değil. Westbrook'u o kadar konuştuk. Biz Westbrook gibi olduk şu anda. Şimdi aldı topu. Bakalım birebir mi oynayacak Kyrie Poyraz'da. Paul George fake'ine cevap aldı. İçeriye girdi. Faul ama basket faul değil. Yalnız 5'ledi Kyrie Poyraz. 5 faulümüz var. Maçın bitimine 2 dakika 45 saniye kala. Durum eşit 86-86. Jabari Smith gir içeriye. Artık o kadar iyi oynuyoruz ki bu ikili oyunu. Bir adım geriye atsalar şut atabilirim. İçeriye girmiyorlar. Jabari Smith bitiriyor. Russell Westbrook. Aman! Oh. Atıldık. Ne olur kaybetmeyelim. Ne olur satmış olmayayım. Lütfen. Lütfen. Yes. 102-97 kazanıyoruz. Helal lan size takım. Jalen Green yine 7 sayıda ama. Jabari Smith'i çekiyor kameralar. Sezon içi turnuvada galibiyeti alıyoruz. All right, let's talk about Victor Wembanyama. Coming into the season, he may not have been quite as hyped as MP, but he was getting just as much talk about being generational. Now he's still on that track. Not that you need any reminding, but he is still 7'3". He still dribbles like a guard. He still shoots like one. He can do things that nobody at his size should be able to do, and he has a chance to revolutionize the game. So, what's the problem? Well, the simple fact of the matter is that MP has outperformed him, and it's not particularly close. As great as Vic is, MP is better. Point blank. Could these guys switch places one day? Absolutely. But as it stands right now, MP is the better player. And if you don't agree with me, well,
I don't think we're watching the same sport. Allah'ıma şükürler olsun. Wembanyama'yı geçtik. Sırada Zion Williamson var. Ki ondan da yolduğumu düşünüyorum ama sonunda şu Wembanyama'yı geride bıraktık. Oh be abi be. Bu maçlara kalp dayanmayacak. Alperen ne zaman geliyor? 1-2 hafta diyor. Yani 2-3 maça gelir. Ayrılma gel dertlerinden be Alp'im be. Bu bölümün de sonuna geliyoruz. İzleyip beğenip yorum atmayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.